Herkese Gaming Oktay Show kanalından merhaba. Ben Oktay Yılmaz. Kanalımın ismini değiştirmiştim, bunu söyledim. Artık kanalımızın ismi Gaming Oktay Show. Bugünkü konumun içeriği şu: PlayStation 5 konsolu neden tutmadı? PlayStation 5'in sonu mu geldi? Bir devrin sonu mu geldi? Aslında şunu demek istiyorum: PlayStation 5 konsolu neden tutmadı derken, bir önceki konsol serisine göre PlayStation 5 konsolunun satışları çok yüksek olmadı. Daha doğrusu beklenilen rakamlara gelmedi. Peki bunun asıl sebebi ne? PlayStation 5 konsolu neden tutmadı? Bazı alan arkadaşlarım PlayStation 5 konsolunu satmak istiyor. Bazıları hiç oyunlarını oynamadım diyor. En büyük sebebi şu arkadaşlar: PlayStation 5 konsolunu aldığınız zaman yeterli oyun olmaması, yeterli seviyede oyun olmamasından kaynaklanıyor. Ve ilgimizi, dikkatimizi çekecek özel bir oyun PlayStation 5'te yok. Yani birçok oyun bilgisayarda var. Yani bilgisayara, PlayStation'a özel olarak çıkmış oyunların birçoğu bilgisayara çıkıyor. Ve çıkmakta olan oyunlar da var. Mesela God of War Ragnarok oyunu 19 Eylül gibi bir zamanda, 2019 Eylül'de piyasaya çıkacak. Şimdi mağazasından bakalım. PlayStation 5 oyunlarına mağazasından bakalım. Şimdi ne demek istediğimi, burası resmi sitesi PlayStation 5'in, yani PlayStation'ın resmi sitesi. Oyunlarına bakıyoruz. Assassin's Creed Shadows. Şimdi bu oyun Epic Games'te var. Assassin's Creed Shadows yazdığım zaman işte Assassin's Creed Shadows ön sipariş ver diyor. Epic Games'te 1749 lira. Şimdi bu oyun bilgisayara çıkacak. Sonra bu oyun Life is Strange Double Explores, nasıl okunuyor? Deluxe Edition 2500 lira. Bu oyun çıkacak. Peki bu oyun Steam'de yok mu ki? Hemen şuraya yazıyoruz. Life is Strange. İşte burada. Double Experience. Peggy 16. Yaş sınırı 16. 29 Ekim 2024'te çıkacak olan oyunlardan bir tanesi. Dolar üzerinden sattığı için Steam 49,99. Ama bu galiba Deluxe Edition. Normal standardı da 40 dolara satacak. Yani oyun burada. Şimdi bu oyunu gördünüz, Steam'de çıkacak olan oyunlardan. Bu oyunu gösterdim Epic Games'te. Bazı oyunlar Steam'de yok, bazı oyunlarda Epic Games'te yok. Bu oyun çıkacak olanlardan. Bu oyun Framing Simulator. Hemen Steam'e yazıyorum. Framing Simulator. Hangisiydi o? 25. İşte bu. Framing Simulator 25. Ön sipariş verin diyor. 35,99. 36 dolar. 36 dolardan satın alabileceksiniz ön siparişle. Bu oyun da var bilgisayarda. Sonra Quiet the Place The Blood. The Road The Ahead. Bu oyun 1049 lira. Bu bilmediğim oyunları es geçiyorum şimdilik, ama bildiğim oyunları yorumluyorum. Şimdi bu oyun da var. Hemen Steam'i açıyorum. Neydi oyun? Accolade.
Makul. İşte burada hem de Steam'de kaç dolara satılıyor? 21.69. Yani hemen hemen 22 dolardan satılıyor. 17 Ekim 2024 tarihinde çıkacak. Oyunlara geliyoruz, devam ediyoruz. Silent Hill 2. Silent Hill 2 yenisini çıkartıyor Konami. İşte burada. PC'ye ne zaman çıkacakmış? Ön sipariş verin. 8 Ekim 2024'te. Konami'nin oyunlarından bir tanesi. Remake olarak, grafikleri yenilenmiş olarak yeniden Silent Hill 2 çıkıyor. Bu oyun da PC'ye çıkıyor. Sayfa 2'ye geçelim. Burada bilmediklerim var. Şu Star Wars var bunlar. Sonra başka hangileri var? FIFA FC 25. Bakalım Steam'de var mı? Bunu bilmiyorum mesela var mı yok mu. Ben bildiklerimi değerlendiriyorum. FC 25. Henüz listede FZ 25 yok. Ama şey de yok. Steam'in listesinde yok. Aha işte Epic Games'te var. EA Sports var işte. FZ 25. Sonra bu Star Wars Jedi'lar var, bu Test Driver var. Yani bildiklerimizi hemen es geçelim ya. Sayfaya gidelim. Bunlar var. Şu oyun zaten çıkacak. Yakında PC'ye çıkacak. Ağustos'un 30'unda Star Wars Outlaws. Bu oyun da PC'ye çıkacak. Sayfa 4'e gidelim. Hani burada kayda değer, dikkatimizi çekebilecek, wow diyebileceğimiz özel bir oyun sizce var mı? Hani bakıyorsunuz, şunlara bakıyorsunuz, bunlar zaten uyduruktan oyunlar yani. Bunlar PC'de var mıdır yok mudur tam olarak bilgisayarda var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ama şu oyun var. Bu var, bu çıkacak oyunlardan bir tanesi. Biliyorum. Şunu demek istiyorum. Bir sonraki sayfaya geçelim. Şunu söylemek istiyorum. PlayStation 5'te oyunlar yetersiz. Bir tane arkadaşım PlayStation 5 aldı. Yetersiz olduğunu ve bu yüzden oyunları satmak bu yüzden PlayStation 5'i alıcı bulursa satacağını söyledi bana. Dedi ki PlayStation 5 aldım dedi. Memnun kalmadım ben dedi. PlayStation 5'i satmayı düşünüyorum dedi. Çok az kullandım dedi. Neden satıyor? Çünkü adamla birlikte PlayStation 5'i incelemeye gittik. Arkadaşımla birlikte gittik. Oyunlarına baktık. Oyunları inceledik kütüphanesini. Aynen bu şekilde oyun kütüphanesini inceledik. Kayda değer, böyle ön plana çıkmış, wow diyebileceğimiz, muhteşem bir oyun yok. Oynamaya değer bir oyun yok. Önceden PlayStation dendiği zaman özel oyunlar çıkardı ve özel oyunların bir ilgi odağı vardı. Şimdi onlar da yok. Bence PlayStation 5 bu sebeplerden dolayı tutmadı ve bu sebeplerden dolayı satış rakamları düştü. Çünkü özel oyunları çıkartıyor zaten bilgisayara. En fazla bir yıl içerisinde özel oyunları zaten bilgisayara çıkartıyor. Ama siz şunu diyorsanız, ben çok zengin değilim veya benim bütçe durumum çok iyi değil. Ben 20-25K veririm, PlayStation 5 alırım.
Ayda bir tane oyun alırım, bir tane oyun alırım, oyunu da oynarım. Sonra sıkılınca bir oyun daha alırım. Böyle diyorsanız haklısınız. Ama gaming makinesi olan bir insan, birisi PlayStation 5'e yatırım yapmaz. Diyecek ki zaten gaming makinem var ve PlayStation'daki oyunların hepsi hemen hemen PC'de var diyecek. Burada zaten örneklerini gösterdim işte bu sitede. Demek istemem şu, kısacası özetlemem gerekirse PlayStation 5'te oyun kütüphanesinde oyunlar yetersiz ve dediğim gibi ilgimizi çekebilecek, dikkatlerimizi oyuna verebileceğimiz, wow diyebileceğimiz ilgi çekici bir oyunda yok. Bu yüzden PlayStation 5 almak gereksiz. Bu yüzden PlayStation 5 konsolu tutmadı. Son olarak şunu söylüyorum ve kaydı sonlandırıyorum. Dediğim gibi eğer bütçeniz yeterli değilse PlayStation 5 alın. Çünkü 20-25K ayda bir iki tane oyun alırsınız. 4K ultra detaylarda bütün oyunları oynarsınız. Ama eğer PlayStation 4'ünüz varsa bence PlayStation 5'e geçmek sadece 4K ve 120 Hz yenilemeniz için geçmek gereksiz. Bunun için eğer gaming makineye alabilme gücünüz varsa, bütçeniz varsa ortalama 60-70K vererek bir tane gaming makine toplamak daha mantıklı. Son olarak söyleyeceklerim bunlar. Bence bu yüzden PlayStation 5 almak gereksiz ve bu yüzden PlayStation 5 tutmadı. Şunu ekleyeyim, öyle kapatayım. The Last of Us 2 özel oyunlardan bir tanesi. Diyeceksiniz ki The Last of Us 2 henüz PC için resmi olarak duyurulmadı. Ama ben şöyle bir şey daha söyleyeyim. The Last of Us 2 Part 2'nin PC portu, PC için bilgisayar portu hazırlanmış. Ama bilgisayar portu neden resmi olarak duyurulmadı? Çünkü The Last of Us dizisinin ikinci sezonunun çıkmasını bekliyorlarmış. İkinci sezon da 2025'te çıkacakmış. 2025'te çıktığı zaman resmi olarak Sony The Last of Us 2'nin de duyurusunu yapacakmış. Yani söylentilere göre, dedikodulara göre böyle. Bana da mantıklı geldi. Çünkü The Last of Us Part 1 olduğuna göre Part 2'yi de mecburiyetten çıkaracak. Sony çünkü para kazanmak için politikasını değiştirdi ve artık kendi hedefini sadece para kazanmaya ve daha fazla para kazanmaya yönlendirdiği için özel oyunun esprisi kalmadı. Her oyunu PC'ye çıkarma kararı verdi. Kaydımı sonlandırıyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorumlarda da siz de yorumlarda da bu konuyla ilgili görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Yorumlar sekmeninde yazabilirsiniz. Evet, haklısın. PlayStation 5 bu yüzden tutmadı. İlgimizi çeken oyunlar yok gibisinden. Bu konuda yorumlarınızı bildirirseniz sevinirim. Ben çünkü sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Kaydı sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.